Yeni Kapı'dan hepinize tekrardan selamlar, saygılar. Güzel görüntüleri, güzel dostları sizlere yansıtmaya devam ediyoruz. Şu anda da yanımda efendim ulusal medyada bizim sesimiz. Trabzonspor'u doğrusuyla anlatan çok değerli, evet, Aksal Yavuz abim burada. Yani spor yorumculuğundan ziyade doğruları söyleyen bir yorumcu. Onun için de ona çok teşekkür ediyorum. Abi seni burada görmek ne eyvallah, güzel bir şey. Eyvallah, çok sağ olun. Nasılsın, iyi misin? Biz bir Trabzonlu olarak, bir Trabzonsporlu olarak yıllarda da medyada olarak senin gibi bir duayeni burada görmek bizi onurlandırdı. Evet, neler çok söylemek teşekkür istersin ederim, abi? Sağ olasın. Rica ederim. Ya bir kere böyle organizasyonlarda olmak, tanıdıklarımızla, sizin gibi çok sevdiğimiz dostlarla bir arada bulunmak hakikaten keyif veriyor. Şu an bunun keyfini yaşıyorum. Eyvallah. Ama sen direkt futbola gireceksin, öyle tahmin ediyorum. Zor yerlerden soru soracaksın. Seni görünce, biz Aksal abiyi görünce direkt Trabzonspor aklımıza evet, geliyor. Evet, yani evet. Aksal Yavuz Trabzonspor eşit. Evet. Evet ama tabii buradaki güzellikleri Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun organizasyonunda her yıl yaşatıyorlar bize, sağ olsunlar. Sizleri de görüyoruz. Sağ olun. Evet Aksal abi, bunu konuşuruz ama Şatıroğlu güzel işleri imza atıyor. Dernekler çok, Federasyonu ve diğer üyeler hakikaten çok önemli işleri imza atıyorlar. Evet. Biz de mutlu oluyoruz. Evet. Evet Aksal abi, geçelim Trabzonspor'a. Geçelim. Şimdi seni yakinen ulusal medyada da takip ediyorum. Önce ben bir yerel medyacı olarak yıllardan beri böyle bir değerimizin olduğu için inan gururlanıyorum. Sağ olun. Seni orada dinlemek de ayrı bir keyif veriyor bize. Çünkü bizim doğrularımızı söyleyecek kişi sayısı çok az. Bazılarına bakıyorsun, Trabzon'u anlatan, sözüm ona Trabzonlu olanlar da bunun bazıları var içerisinde. Sadece ve sadece kendi mekanizması dönsün diye Trabzonspor'u konuşuyorlar ama Aksal Yavuz sadece ve sadece kendini değil, doğruları konuşuyor. Bu bizi çok onurlandırıyor abi. Tabii sizin o cümlenize şöyle bir başlık atayım. Kargadan başka kuş, zıganadan başka yokuş tanımamaktır önemli olan. Aynen öyle. Mesele o. Peki abi, Trabzonspor bu yıl inişli çıkışlı, hoca değişikliği, şunlar bunlar. İşte futbolcuların uyum sağlayamamayışı. Bu haftada çok önemli bir derbimiz var. Genel baktığımız zaman Trabzonspor'u nasıl bir fotoğrafını çekeriz? Tarihsiz bir sezon. Evet. Beklenen bir sezon muydu? Şampiyonluk sonrası yanlış kadro planlamasıyla dağıtılan bir ekip. Evet. Ayrılan bir yönetim. Tabii devamında bu süreci iyi yönetmek lazım. Misal bu sezon üzerinden konuşursak şöyle bir örnek vereyim size. Aslında sormuş olduğunuz soru belki 1-2-3 programlık bir şey olması lazım. Ders olması lazım. Evet. Anlatılması gerekir. Sizin diğer şampiyon adayı takımlar kimdir? Fenerbahçe ile Galatasaray. Aynen. İkisinin toplam kadro maliyeti 450 milyon euro civarında. Bizim 3 katımız. Tabii ki. Yani sizin de kadro maliyetiniz 100 milyon euro dolayında. Bazı mevkilerde bolluk, bazı mevkilerde yokluk var. Ama şimdi dönüp bu haftaya gelirsek, bana şu soruyu sorsaydın sana ne cevap verebilirdim de öyle bir soru beklerdim. Belki de oraya konu gelecekti. Çok önemli bir derbi var değil mi? Evet. Şimdi bir hafta öncesinde bakıldığında Fatih Karagümrük maçında oynanan futbol ister istemez hepimizin canını sıkmıştır. Az önce kadro maliyetlerinden bahsettim. Fatih Karagümrük'ün kadro maliyeti 25 milyon euro. Toplam bizim 100 milyon euro. İyi futbol oynadık mı? Oynamadım. Ben Trabzonspor'un tarihine bakıldığında veya futbol liglerinde belki yüzlerce, binlerce, on binlerce maç izledik. 90 dakika içerisinde kaleyi bulan şutunuz bir top oluyor. Yok. Çok enteresan değil mi? Ama tüm bu konuları bir tarafa bırakıyoruz. Bu tabloya alışık değiliz. Yani 90 dakika içerisinde o da 83'lüydü yanılmıyorsam kaleyi bulan bir şutunuz var. İki tane direkten dönen topunuz var. Bu direkten dönen toplar istatistiğe dahil edilmiyor Murat. Aksal abi, o golümüz gol değil mi? Oraya geleceğim, oraya geleceğim. Zaten bizim yıllardır Trabzonspor'un veya işte hakkı yenen kulüplerin, takımların en şanssızlığı veya makus talihim diyelim ona, adını ne koyarsanız koyun budur. %100 net verilmeyen bir golünüz var. Enteresan olan, benim şaşırdığım, belki sizler de çok şaşırmışsınızdır. Şu anda ekranları başında olan insanlar da büyük şaşkınlık içerisinde kalmışlardır. Ne kulübeden ne sahadaki oyunculardan buna bir tepki verilmedi. Verilmedi. Bu verilmeyen gol akşam ekranlarda başka bir kulüp aleyhine yapılmış olsaydı, 3 İstanbul takımının aleyhine yapılmış kıyamet olsaydı, kıyamet kopardı. Yani orayı tahmin ya edebiliyorsunuz. Peki Aksal abi, sen şimdi ulusal medyada da çok programlara gidiyorsun. İlla ki oradaki arkadaşlarla
yorumcular da oluyordur, konuşuyorsunuzdur. Yani Trabzonspor'a bu kadar aleyhine rahat düdük çalınabilecek bir ortam nasıl oluşuyor, nasıl oluyor? Başkanımız da çıkıp konuştu, hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Eyvallah ama kardeşim hala yiyorlar ve tepki de yok, görmüyoruz. Yani ben anlamıyorum, bunu çözemedim henüz. Ya şundan çözemeyiz. Biz büyük bir camiayız. 10 milyonluk bir camiayız ama bakıldığında hani bazen şöyle bir cümleyle çok karşılaşırız. Ah arkam, ah arkam diye. Ben onu bilir onu söylerim. Trabzonspor'un en büyük gücü birlik ve beraberliktir. Yani evet, başkalarının ne kadar parası olursa olsun, ne kadar adam olursa olsun, ama siz o 8-10 milyonluk camia etrinat birlikteliğini yakalayabilirse başarı gelir. Başarı gelir. Evet. Dolayısıyla bugün Trabzonspor'un başkanı Sayın Ertuğrul Doğan, yarın başkası olmuştur, olacaktır, geçmişte başkaları da olmuştur. Bu tip insanları eğer bu mecrada yalnız bırakırsak, bir başka ifadeyle sayılarımız çoğalmazsa, evet, bu söylevler bir yerde havada kalacaktır. Mesela başka bir örnek vereyim ben size. Hakem yorumcularını görürsünüz değil mi ekranlarda? Evet, evet. Sanki geçmişte çok adaletli olmuşlardır, adaleti sağlamışlardır da şimdi çıkıp bu pozisyonları değerlendiriliyor. Dolayısıyla bunu çok iyi edüt etmek lazım. Çünkü sizin, daha doğrusu Trabzonspor'un oralarda çok fazla gücü olmadığı için bir de çekinmiyorlar, öyle söyleyeyim tırnak içerisinde. Değil mi? Çekinmiyorlar. O tepkiyi yani görmediklerinden. Ama bakın, mesela son dönemlerde şahit olmuşsunuzdur. Fenerbahçe ile Galatasaray, ki benim tahminim odur ki sezon sonuna kadar at başı gidecekler. Gidecek. Burada sadece sahada oynanan oyun değil, saha dışında kim etkili olursa, kim kamuoyunu yönlendirirse, hani Afzal abi öyle bir durum var ki hem Galatasaray lehine olmayan, yani aleyhine olan şeyler lehlerine iki takımın da öyle çalınıyor. Tabii tabii. Şu anda. Yani İkisi orada de, şu var, eşit yapılıyor. Eşit onlara yapılıyor. Enteresan bir sizin şey. Sizin yani diyelim mesela bir şey maçı vardı, Pendik maçı var. Mendes'i ikinci sarıdan yanlışlıkla dışarı atılıyor. Ama Trabzonspor bu maçı aldı. Bu maç üzerinden değerlendirmemek lazım. Eğer evet, Mendy Adana Demirspor maçında olmuş olsaydı o maç öyle olmazdı. Veya doğru, Adana Demirspor maçında doğru, Trabzonspor lehine verilmeyen penaltı var. Şimdi bu ince detayları toplayıp üst üste koyduğunuz zaman iyi bir puan şey yapıyor. Doğru. Bunu doğru şeye benzetiriz. İşte bir ürün alacaksınız. Kaç lira veriyorsunuz? 5 lira. Göze pek fazla gelmiyor. Gidiyorsun 10 tane 5 lirayı düşünün. Aynen öyle. Çok fark ediyor. Özetle biz bu şampiyonluk sonrası bu kadro planlamasını çok kötü yaptık ama benim umutlarım gelecek yıldır. Evet. Şimdi geçmişte yapılanları anlatmak çok kolaydır. Hani evet, size bir piyangodan veya lotodan bir para camiye çıkmıştır, çıkan, o evet, rakamlar karşınıza geldiği zaman dersiniz ki ne kadar güzel rakamlar bunlar değil mi? Ya bunları bilirim gibilerinden. Bu lotoda da böyledir, totoda da böyledir. Bu neye bu örneği verdimse, geçmişi konuşmak çok rahattır, çok kolaydır. Evet. Ama gelecekle ilgili yorum yapmak gerekirse Trabzonspor'un şu kadro planlaması. Bakın camiada bazı şeyleri görüyorum. Ben size şöyle bir soru sorsam. Bu canlı yayın mı şu an? Evet evet. Canlı mı şu an yayın, yoksa paket mi? Cansız ama canlanacak abi. Yok hayır, şundan dolayı. Bantayız abi. Onun bazı kontakta örnekleri anlık vermek istiyorum da. Tabii. O zaman şöyle yapalım. Türkiye'de antrenör sayısı kaçtır? Böyle bir soru sorsam size bilmezsiniz değil mi? Bilemiyorum. Evet. Bilemezsiniz. 20-25 bin dolaylarındadır. Ama mevzu Trabzonspor olunca antrenör sayısı 85 milyonu buluyor. Bu süreci, bu süreci o kadar iyi anlatmak lazım ki insanlara. Türkiye'de hiçbir kulüp birkaç yıllık planlama yapmaz. Hep yıllık yapılır. Bakın Galatasaray, Fenerbahçe, hep Trabzon, şey, aklımıza doğru, kim gelirse gelsin. Bir yıl sonra sil baştan tekrar bunlar yapılır. Şu an Trabzonspor'a tekrar dönersek, bu yıl yapılması gereken önümüzdeki yılın planlamasıdır. Şu andaki hazırlık o mu? Öyle olması gerekir olması ki lazım, öyle doğru, yapılıyor. Doğru. Mesela evinizde kombi bakımı yapacaksınız, kalorifer bakımı yapıyorsunuz. Doğru. Ne zaman yaptıracaksınız bunu? Kışın. Sayın Başkan ona değindi bir oturumda, dedi ki biz bu yıldan senenin şeyini yapıyoruz. Onu yapmanız gerekir ama bakıyorsun futbolcu sahada öyle tepkiler oluyor ki, veya teknik adam, ya sevgili Murat, bir teknik adamın, mesela Abdullah Hoca'ya örnek vereyim size. Tıpı 7 yılda bitiriyorsunuz değil mi? Evet. Hukuk fakültesi 4, 1 yıl staj, tıp 7 yıl. İşte
uzman olabilmeniz, profesör olabilmeniz. 12 yıla kadar çıkıyor hocam onun için. Ortalama 15 yıl. Evet. Bir antrenörün de 15 yıldır. Şimdi Trabzonspor'un teknik adamını, ya bize bazen mailler geliyor, okuyoruz onları. Ben dostlara diyorum ki ya kardeşim önce şu Türkçeyi iyi kullanın da daha sonra hocalık işine başlayın. Sel çıkmanız lazım. Devre Aslan arası. Abi, burada efendim, da tabii ben yani siz burada değil hep gıyabınızda da konuşuyoruz. Gerçekten siz bizi oralarda çok iyi anlatıyorsunuz bu anlamda. Bu işi yapacak olan hocaları da oralardan da dile getirmek lazım ulusal medyadan ki onlar da dediğin gibi bir kendine gelsinler. Bak ben size şöyle bir örnek vereyim. Bizim gazetenin bir gecesi vardı, Milliyet Gazetesi'nin. Ödül töreni vardı orada. Ben Abdullah Hoca'yla karşılaştım. O zaman dedim ki ona, ya hoca tekrar Trabzonspor olur mu diye. Bana verdiği cevap şuydu. Böyle dostane muhabbet ediyoruz. Ya de bu şapkayı kafamdan düşürmek istemiyorum demiştim. Ne güzel bir cevap. Aslında bu şudur. Ben hep şampiyon hoca olarak kalmak istiyorum. Fakat ne kadar enteresan, 6 ay sonra Trabzonspor'la tekrar yollarınız kesişiyor. Evet. Ama bazen yapılan yorumlara bakıyorsunuz. İşte yönetim hocayı o zaman yolladı da kendi aralarında anlaşma yaptılar da 6 ay sonra geldi. Kardeşim şahidi benim, gördüm. Aynen öyle. Öte yandan... Öyle bir şey yok yani. Hayır. Evet. Şimdi bunu kim böyle kıyaslama yapıyor? Kendi camianda bu kıyaslama yapılıyor. Yoğunlukta orası. Peki başka camialar nasıl bir yorum yapıyor? Ben size söyleyeyim. Belki medyada okumuşsunuzdur. Trabzonspor teknik adamı boş mukavele imza attı değil mi? Evet. Yönetim belirledi fiyatını. Her hocanın bir ederi vardır. Şampiyonların daha yüksektir. Evet. Bunu bir mal gibi diye anlıyorum. Hocam Aksan abi bunu illaki aralarında bir konuşmamışlar mıdır yani? Hayır, o bellidir o. He yani. Siz gidin şu anda balık almaya, balık fiyatları bellidir. Bellidir. Ha diyorsun ki zaten hoca onu biliyor. 3 aşağı 5 yukarı. Kesinlikle. Anladım. Ne oluyor o zaman? Bazı ulusal medya portalları şöyle bir haber geçtiler. Ben de onlara zaten cevap verdim. Trabzonspor'un teknik adamının aldığı parayı oraya yazıyor. TL olarak yazıyor ki yüksek gözüksün diye. Hmm. E peki kardeşim Şenol Güneş kaç para alıyordu şeyden Beşiktaş'tan? Onu oraya yazmadılar. Doğru. 1,5 milyon euro. Aynen. Abdullah Hoca da oraya tekabül ediyor. Okan Hoca'ya da yazmadılar. Onları aslında ben euro bu yazıyor. Doğru. Ya bunu biz biliyoruz. Mesela bugün medyada okumuşsunuzdur. Okan Hoca'nın fiyatı artırdı 50 milyon kazanıyor diye. Veya Fenerbahçe'nin hocasını yazmıyorlar. Amaç burada nedir? Trabzonspor ya. Evet. Ne olur ne olmaz gibilerinden. Bak, işte şu anda planlama yapılıyor vesaire. İşte bunların hep uzun uzatıya anlatılması lazım. Mümkün mertebe mikrofon uzatında anlatıyoruz. Ben de biz... Doğru. Az önceki aslında konuşmamızın başında ifade ettiniz ya 10 milyonluk camianın herkes bir araya kilitlenirse. Ya bir de bizde şöyle bir şey var. Ben yazılarımda tanımlamayı şöyle yaparım. Allah uzun ömrü versin. Ferdi Tayfur'un bir şarkı sözü vardır. Ya benimsin ya kara toprağın diye. Bizde de şu var. Küçük olsun benim olsun. Benim olmazsa başkasına haram olsun. Yok. Yok. Bu da güzel. Çok güzeldi. Aksal abi başka eklemek istediğim bir şey var mı? Ya Trabzonspor bir test konusu. Uzun uzadıya anlatılması gerekir. Hatta şu örneği de ben size vereyim. Birçok programda ve diğer spor yazarlarına ve yorumcularına da anlatırım. Trabzonspor bir futbol kulübünden de başka bir ders konusudur. Genetiği farklıdır. Onun MR'ını, röntgenini çekerken iyi anlatmak lazım. Çünkü burada da bir eksiklik var ama ne oluyor? Genelde spor programlarında şöyle yapılır. Hadi kendimizi de şey yapayım. Bu konuda da anlatmalıyım. Trabzonsporlulara deniyor ki az sonra Trabzonspor'u konuşacağız. Biraz sonra konuşacağız. Ne böyle? Sonra bir kelimeyle zamanda oldu. Orada reklamlara giriyor, haftaya atıyorlar. Aynen haftaya dediği atıyorlar. Gibi çok enteresandı. O yüzden bizim bilhassa yerel televizyonlara da büyük iş düşüyor. Trabzonspor çok daha fazla anlatılmalı. İnsanlar bilgilendirmeli. Son olarak kesinlikle şunu söyleyeyim. Benim bir amcam vardı. Kocaeli askeri tersanede çalışırdık. Kafa yapılarımız çok iyiydi. Bana dedi ki ya yeğenim bu işi biliyorsunuz, iyi anlatıyorsunuz. Emekli oldu, gittim memlekete bir ev yaptı. Bir gün ziyaretine gittim. Ama 3 veya 5 sene üzerine. Siz bu işten anlamıyorsunuz dedi. Dedim ki sen şu kanalları mı takip ediyorsun? Evet dedi. Çünkü algı var ya algı. Çok önemli. Murat'ım doğru. Dünya üzerinde futbolcu olma oranı. Oynuyorlar, yetiştiriyorlar falan. Evet. Binde
0.1 bile değil. Allah. Emin olun böyledir. İşte oralara, daha doğrusu bir yerlere gelen oyunculara da biraz empati kurmak lazım tabii. Peki. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizim ulusal medyada gururumuz Aksal Yavuz. Eyvallah. Bizi izlemeye devam edin.